Altınlı Masa'ya şöyle bir yakından baktığımız zaman, son 24, son 48 saatlerini irdelediğimiz zaman şunu görüyoruz. Bir aday belirleme sancısı var, o net. 13 Şubat konusunda hala bir mutabakat yok, o net. Ve 13 Şubat'ta belki de olabilecek o ismin kim olacağı evet tartışılacak o adayın. Fakat sonra ne zaman duyulacak o da çok net değil. Şimdi bakınız açıklamalara bir bakalım tekrar. Bazı sorulara cevaplar bulmaya çalışalım. Kim kiminle nerede görüştü? Bir ona bakalım. Muhalefetin gündemi altılı masanın. Değerli seyirciler hemen geliyoruz çarpıcı iddiaya. Tarih 30 Ocak. Yer Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Konu seçim stratejisi. Ve bakınız devasa bir e, afiş asılmış. Yeter söz milletin. Bu Adnan Menderes'in rahmetli e, o dönem Demokrat Parti'nin genel başkanı iken 1950 seçimlerinde iktidara gelmesiyle e, başlayan yeni bir süreçtir. O seçim sürecinde yeter söz milletin sloganı atılmıştı. O Demokrat Parti'nin sloganıydı, Adnan Menderes'in sloganıydı. Şimdi aynı slogan bir bakıyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin afişinde yer alıyor ve devam ediyoruz. Seçim briefingine ilişkin enteresan CHP lideri. Kurmayları ve İmamoğlu ile seçim stratejisi toplantısı yapmış. İmamoğlu iki buçuk saat seçim kampanyası makinesi modelini anlatmış. Yani Sayın İmamoğlu Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanına gidiyor. 12. katta bir araya geliyorlar. Efendim siz genel başkanımız olarak partimizin cumhurbaşkanı adayısınız. Dolayısıyla bu seçimlerde nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Biz sizin için bir seçim stratejisinde stratejisi oluşturduk. Buna da bir makine ismini verdik. Seçim kampanyası makinesi ve bu makinenin işlevselliği de budur, budur, budur diye anlatmış. Ve baş başa görüşmede Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu CHP Genel Merkezi'nin 12. katındaymış. Afişler bile hazır iddiaları var. Kılıçdaroğlu "Geliyoruz." diyerek mor renk iktidarı temsil eder ve bunun gibi renklerle mesajlar verilecek deniyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığına hazırlanıyor şu anda Cumhuriyet Halk Partisi. Bizim gördüğümüz bu. İmamoğlu'nun başbaşa görüşmesi Sayın Kılıçdaroğlu'yla. Sayın Kılıçdaroğlu'nun geliyoruz çıkışı, bir takım afişlerin hazırlanması, iddiaları ve bakınız afişlerinde işte bir zampajı. Evet. Peki İyi Parti ne diyor bu işe? Şimdi Meral Hanım e, dün bir şey söyledi o söyledi cümleyi biz aktardık size. Demişti ki aksenerin söyledikleri hiç kimse makam, mevki, koltuk hırsı için şu ana kadar inşa edilen o sürece zarar veremez. Allah Allah. Kime söylüyor diye sorduk. Mantık olarak Adres Kılıçdaroğlu'nu gösterdi. Lakin İyi Parti buna bir cevap verme gereğini duydu. Akşener'in kapris ve koltuk mesajı Kılıçdaroğlu'na yönelik değil mesaj ne masaya ne de adaya yönelik. Genel siyasete ilişkinmiş. Ee, bana hiç inandırıcı gelmedi. Yani İsrail Akşener niye genel siyasete böyle bir mesaj versin ki? Bu mesajın adresinin aslında altılı masa olduğu da aşikar. Lakin bu bizim benim kendi görüşüm. Ama İyi Parti resmi açıklaması bu olduğunu alakalı değil. Sayın Akşener'in söyledikleri genel maksatlı kullanılmış bir ifade olarak kayıtlara geçirdi. İyi Parti evet Altılı masanın süreci böyleydi. Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun baş başa görüşmesi aslında Altılı masaya dair en önemli gelişme. Çünkü Akşener'in nihai adayı Sayın Ekrem İmamoğlu. Akşener İmamoğlu'nu istiyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına da mesafeli. İyi Parti de Sayın Akşener'de. Bu da bir dipnot olarak belirteyim. Şimdi